kim cesaret edebilir böyle bir şeye? Doğru mu bu? Kim yaptı bu ihbarı? Bu bilgiyi veremeyiz Orhun Bey. Sen de biraz solgun görünüyorsun. İhbarı kim yaptıysa büyük bir hata yapmış. Hem de çok büyük bir hata. Prosedür gereği bir kez daha sormak zorundayız Orhun Bey. Bir çalışanınız tarafından yaralandınız mı? Yaralansaydım bunu benden öğrenirdiniz. Başkasından değil. Kusura bakmayın o halde. Yanlışlık var. Rahatsız ettik. Memur beylere eşlik edin. Buyurun. Orhun, ne demek oluyor bu? Şimdi değil anne. Gel benimle. Orhun? Dur! Ne yaptın sen? Benim evime polis mi çağırdın? Orhun, ben seni öyle görünce yaralı ben çok endişelendim. Sen kimsin ki benim için endişeleniyorsun? Sana mı kaldı? Sana çık demedim. Bana bir açıklama yapmadan o kapıdan çıkmayacaksın. Evet, ben çağırdım polisi. Ben çağırdım, ne yapsaydım? Seni öyle yaralı görüp sussa mıydım? O kız bu konağa geldiğinden beri sen eski Orhun değilsin. Konuşamıyorum bile seninle artık. Vedat'la da kavga ettin onun yüzünden. Şimdi bir yabancıymışım gibi azarlıyorsun beni. Bana sen kimsin diyorsun. Asıl o kız kim Orhun? Kim o kız? Neden bu kadar önemli senin için? Seni ilk ve son kez uyarıyorum. Benim işime karışma. Bir daha asla. Şimdi çıkabilirsin. Orhun. Ben... Konuşma burada bitmiştir. Sana bir soru sordum. Orhun'u sen mi yaraladın? Doğru mu bu? Doğru mu dedim? Susma! Cevap ver!
Beni takip et. Eda, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Hafife teyzeciğim, ben çok özür dilerim, konuşamayacağım. Çatının altında böyle bir şey yaşanıyor ve benden saklanıyor, öyle mi Orhun? Bir izahat bekliyorum senden. İzah edecek bir şey yok. Küçük bir kaza. O kadar mı? Her şeyi anlatacaksın. Bu evin kurallarını öğretemedim ben galiba. Burada sana soru sorulursa konuşursun. Haddini bir de susarak aşmazsın. Cevap ver bana. Konuş diyorum. Nasıl yaraladın Orhun Bey'i? Neyle yaptın? Bu ellerinle mi kastettin Orhun Bey'in canına? İzin verin lütfen yavrum. Çek ellerini. Kardeşimin canını aldın sen. Konuş diyorum, nasıl yaraladın Orhun Bey? Ne yaptınsa anlatacaksın her şeyi. Konuş. Nasıl yolladın? Orhun Bey. Yalnız bırak bizi. Kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Seni neden polise vermedin? Cevap ver. Cehennemi
cehennemine. Cehennemi yaşayacağım. Öğrenmişsin. O cehennemin daha çok kapısı var, açılacak. Daha hiçbir şey yaşamadın. Hallet bu meseleyi. Yok, almıyor aklım. Orhun Demirhanlı bir hizmetçiyi korudu, öyle mi? Bir soysuzu, neydi belirsiz birini? Sen de ağlama artık, yeter. Şişirdin iyice içimi. Nasıl böyle bir hata yapabildin ha? Elinin en güçlü olduğu zamanda üstelik. Adamın kız kardeşi ölmüş. Tek yapman gereken sokulup destek olmaktı. Denemedim mi sanıyorsun ha? Orhun beni yanına bile yaklaştırmadı. Yüzüme bakmıyor. Yüzüme. Sanki yok onun için. Canımın ne kadar acıdığını görmüyor musun? Görmez miyim? Polisi aramıştın canının acısından. Aradım. Evet, aradım. Çünkü ben o çöl faresini koruyacağını düşünemedim. Onun için beni öyle, ben sanki bir yabancıymışım gibi, ben hiç kimseymişim gibi. Tamam, tamam. Ağlama artık, tamam. Hepsi geçecek. Kaybedeceğiz. Ama toparla artık kendini. Güçlü olman lazım. Farkında olmadan bir savaşa girmişiz biz. O hizmetçi kız düşündüğümüz kadar zayıf değil. Orhun'la onu bağlayan bir şey var. O şey neyse öğrenmemiz lazım. Canın ne kadar yanarsa yansın, ortalığı boş bırakmayacaksın yani. Bu olayın düğümü Afife'de çözülecek. Onu biraz olsun tanıyorsan, oğlunu yaralayan bir hizmetçi parçasını bir saniye daha evinde tutmaz, cezasını keser. Kira, iyi misin kızım? Yok, hiç başını sallama öyle, iyi değilsin. Ya geldiğinden beri iki lokma geçmedi boğazından kızım. Hadi gel içeriye geç de bir şeyler hazırlayayım sana. Bak hem rahmetli Nihan Hanım'ın sevdiği poğaçalardan da yaptım. Tatsan seversin. Nihan yok artık. Bu yemeklerin hiçbirini yiyemeyecek. Çünkü son yemeğini senin elinden yedi. Aç dedim. Ye! Ye bunları da!
Gülnur anlattı kızım olanları. Ne yaşadın? Başına ne geldi bilmiyorum ama insan bakınca bile anlar senin isteyerek kimseye zarar vermeyeceğini. Canı açıkta derdi annem. Senin gibiler ne can yakmayı bilir ne de canını korumayı. Ay gel hadi. Öyle aç bile aç olmaz. İşine dön sen. Hadi. Sen benimle gel. Yürü hadi. Duymadın mı? Yürü dedim. Nereye? Gidince anlarsın. Kimse kimsenin acısına bilge değil oğlum. Acı da sevda gibi her seferinde yeniden keşfedilir. Her yeni kişiyle bir kez daha öğrenilir. O yüzden büyük büyük laflar etmeyeceksin. Acısından ölen azdır. Hiç değilse bunu hatırlat kendine. Acı varsa unutmak da var çünkü. Yoksa delirir gideriz hepimiz. Acının kuyusu derin. Çok derin hem de. Ama en derin olan vicdan azabının uçurumudur. Senin gözünde kozadan çıkıp kelebeğe dönüşmüşüm nihayet abi. Ama ya bir gün uçup gidersen bu evden? Dahilin olmadığın bir vicdan yükünün altında ezme kendini. O karanlık boşluğa ne kadar bakarsan o da döner sana bakar çünkü. Sonrası bir baş dönmesiyle girdiğin o sonsuz boşluk. O yüzden bakma o karanlığa. Sen kendi uçurumundan düşenlerden olma. Aşağı. Ne oluyor? İn aşağı. Bu ne ki? Ne olduğu belli olmuyor mu? Bu parayla istediğin yere gidersin.
Sakın geri gelme. Orhun Bey, o biliyor mu? Evet, senin. Gideceksin diye mi aldın yoksa? Evet ama çok kalmayacağım. Dönünce öğretirim ben sana kullanmayı, tamam? Hoş geldiniz. Neden dışarıda bunlar? Bodrum ilaçlanacak da o yüzden çıkarıyoruz eşyaları Orhun Bey. Ne yapılacaksa hemen yapın. Sonra yerine yerleştirin. İşte benim kızım. Hep böyle olacaksın. Bir an olsun gardını indirmeyeceksin. Haklıymışsın anne. Biz farkında olmadan bir savaşın içine girmişiz. Ama korkacak değilim. Orhun için savaşmam gerekiyorsa sonuna kadar savaşacağım.
çöl faresine meydanı bırakmayacağım. Sen de hazırlan hadi. Konağa gidiyoruz. Ah, yine ne işler çeviriyorsunuz anne kız? Sana ne bizim ne iş çevirdiğimizden? Sen bu aralar ayak altında çok dolaşma yeter. Çok meraklı değilim zaten sizin çapsız entrikalarınıza. Ne haliniz varsa görün. Ben de geliyorum. Buranın havası iyice kaçtı. Gir. Geç kaldım. Niye sen getirdin? Orhun Bey, ben... O nerede? Kız nerede? Gönderdim. Bana sormadan. Lüzum var mıydı? Bu konakta kimin çalışıp çalışmayacağına ben karar veriyordum, değil mi? O kızın durumu farklı. Ben bir fark görmedim. Gördüğüm tek şey o kızın sana da bu konağa da uygun olmadığı. Nereye gönderdin? Yahya kızı Çamlıbahçe tarafına bırakmış. Birazdan seni arayacak. Tam lokasyonu ondan öğrenirsin. Tüm bölgeyi araştırın. Kızı bulmadan beni sakın aramayın. İstanbul'u yerle bir etseniz de o kızı bulup bana geri getireceksiniz. Soğuk su. Yok mu soğuk su içen? Buz gibi soğuk su. Buyurun efendim. Simitli su olabilir. Tabii efendim. Buyurun. Sıcak, çıtır çıtır simit. Soğuk su. Yok mu soğuk su içen? Çıtır çıtır taze simit. Yok mu buz gibi soğuk su içen? Çıtır çıtır taze simit. Soğuk su, buz gibi su.
çıtır çıtır simit. Önüne baksana be! Şunu ezip geçsem suçlu ben olacağım işte ya. Hayır, durmayıp üstüne üstüne süreceğim bunların. Bak o zaman nasıl yolda yürümeyi öğreniyorlar. Sen de biraz yavaşlasan mı acaba? Çok hızlı gidiyorsun, kaza yapacağız. Engin. Sus ya. Arabaya bindiğinden beri durmadı Şener. Kaza yapacaksam da senin yüzünden yapacağım. Yazlık meselesi için diyorsan. Sattım, bitti gitti işte. Daha neyin tantanası bu? Hem kendi malımı satıyorum, sana ne ya? Sana mı soracağım lan? İşine karışmak için değil. Nefes seviyor orayı. Nefes seviyormuşmuş. Kes sesini. Söyle. Tamam, geliyorum. İn aşağı. Nasıl? Burada mı? İn aşağı dedim sana. Nefes beni bekliyor evde. Geç kalırsam çok korkar. Çık dışarı. Çık dedim sana. Engin, delirdin mi? Ne yapıyorsun? Dur. Doğruca eve gidiyorsun. Nasıl gideyim buradan eve? Orasını sen düşün. Oyalanma sakın, olacakları biliyorsun. Nefes. Nefes çok endişelenir geç kalırsam. Engin. Engin dur. Engin. Engin. Yardım ister misin? İyiyim ben. Yok, iyi değilsin sen. Gel sana bir su alalım, elini yüzünü yıkayalım. Buldunuz mu kızı? Kız Kahya'nın bıraktığı yerde değildi Orhun Bey. Bütün bölgeyi de araştırdık ama bulamadık maalesef. Polis haber vermemizi ister misiniz? İşini yapmak yerine bana akıl mı öğretiyorsun? Sana ne görev verildiyse onu yap. Polis yok. Anladım Orhun Bey. Aramaya devam ediyoruz. 3 farklı ekiple arıyoruz. 3-5. Ne gerekiyorsa yapın. Taksi duraklarına, esnafa, yoldan gelip geçen herkese sorun. Kamera kayıtlarını inceleyin. Bana onu hemen bulun. Beceriksiz herifler. Böyle çat diye geldik, kusura bakma Afiyeciğim ama aklımız hep sizde. Estağfurullah. Orhun merhaba. Orhun. Biraz gergin galiba. Orhun'un bugünlerde işleri çok yoğun. Kafası hep böyle dağınık. Ben sebebini biliyorum Afife teyzeciğim. Orhun bana kızgın.
O yüzden bakmıyor yüzümüze. Ama inanın benim kötü bir niyetim yoktu. Yani tek amacım onu korumaktı. Sonuçta o hizmetçi Orhun'u yaraladı. Artık bu hususun bir ehemmiyeti kalmadı. O kız bu konakta çalışmıyor artık. Senin de bu konağın kurallarını bildiğini düşünüyordum Eda. Ama belli ki unutmuşsun. Bundan sonra aklından geçeni değil, benim onayımdan geçeni yapman gerektiğini hatırlarsın umarım. Hafife teyzeciğim, ben sizi üzmemek için söylememiştim. Ama hata etmişim, çok özür dilerim. Bir daha asla olmayacak. Bir de şey soracağım. Orhun o kızın peşinden mi gitti? İç hadi. Biraz daha zorla kendini. Çok susuz kalmışsın. Şimdi nasılsın? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Birini aramak ister misin? Gidecek bir yerin var mı? Cezanı çekmeden kurtulamayacaksın. Sen annene. Siz gecikince korktu tabii biraz. Yarım saattir kapının önünde bekliyor. Çiçeklerle bile kandıramadım bu sefer. Neden korktun anneciğim? Bırakır mıyım ben seni hiç? Hira, durma orada. Girsene içeri. Kızım Nefes. Nefes, bak bu da Hira abla. Merhaba. Sen salona geç hadi. Biz de sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ben aç değilim, zahmet etmeyin. Salon şu tarafta. Sen geç, ben de geliyorum. Hızlıca bir şeyler hazırlayalım. Kızcağız sokak ortasında fenalaştı. Onu halde bırakamadım. Bir şeyler yerse toparlar belki. Engin Bey kızmayacak mı bu işe? Kızsa bile onu bırakamazdım. Şu an bunları düşünmek istemiyorum. Siz bilirsiniz Meryem Hanım. Ben hemen hazırlarım bir şeyler. Siz isterseniz misafirinizle ilgilenin. Ne olur ne olmaz. Yabancı sonuçta.
Kızım, niye burada duruyorsun? Geçsene İri ablanın yanına. Nefes, gelsene yanıma. Bu kadarı bile şaşırtıcı aslında. Normalde yabancı biri geldiğinde odasından dışarı çıkmaz. Belli ki sevdi seni. Ben Nefes'in sezgilerine güvenirim. Kalbi temiz insanları hemen hisseder. Çok üzgünsün. Çok kederlisin. Çok gençsin, güzelsin. Ama hayat şu sıralar zor galiba. Sınırımı aştıysam affet. Seni üzmek istemedim. Ama haklısın. Değil başkasına. İnsanın kendine bile itiraf edemediği haller geliyor bazen başına. İstanbul'daysın galiba. Nereden geldin peki? Afrika. Anlamadım. Afrika mı? Ne işin vardı ki orada? O kadar uzakta yani. Benim annem babam gezginmiş. Ben çok küçükken beni de yanlarına alıp Afrika'ya gitmişler. Ama orada talihsiz bir kaza geçirmişler. Geriye bir tek ben kalmışım maalesef. Annenle babanı kaybettiğinde Nefes kadar bile yoktun o zaman. O yaşta anne baba yok. Nasıl yaşadın yabancı bir ülkede bunca yıl? Kim baktı sana? Sahiplerim baktı. Sahiplerim ne demek? Köleyim ben. Anlamadım. Köleyim mi dedin? Kendimi bildim bileli. Daha neler? Ciddisin sen. Bu zamanda kölelik mümkün mü böyle bir şey? Nasıl? Eritre burası gibi değil. Hiç savaş var orada. Her şey o kadar. Her şey o kadar. Karışık. Burada olduğundan o kadar farklı ki. Kötü. Çok kötü. Ne yapıyordun peki orada? Hizmetçi olarak sattılar beni önce. Onlar da öylece para verip aldılar mı yani? Küçücük bir kız çocuğunu. Fransız bir karı koca aldı beni ilk.
Çok uzun süre kaldım onlarla. Evin hanımı şey derdi hep. Başıma bir şey gelmesin diye almışlar. Beni kurtarmak için yani. Köle gibi düşünmeyecekmişim kendimi. Böyle insanlar değilmiş onlar. Çalıştırıyorlar mıydı seni? Nasıl davranıyorlardı peki? İşini yapan bir köleyi kimse görmez. Çoğu konuşmazdı belli benimle. Ama küçük bir hatanda evet. O zaman bile kendileri dokunmazdı. Kölelerin cezasını başka köleler verir. Sonra? Onlar ülkelerine döndükten sonra başka evlere satıldım. Kaçıp gitmeyi düşünmedim. Ben kölelik dışında başka bir hayat bilmiyorum ki. Hiç bilmedim. Özgür olduğum zamanları hatırlamıyorum bile. Düşünmedim değil. Düşünemedim yani. Küçükken, en başlarda yani. Uyumadan önce her şeyin bir rüya olması için dua ederdim. Öyle değil ki. Nasıl değil? Uyanınca ölenler geri gelmiyor. Uyanınca hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sonra bir şey oluyor. Hayat en kötü kabusuna dönüşüyor. Oluyor. Ve hiçbir rüyanın hayat kadar korkunç olamayacağını anlıyorsun. Sonra da çaresizlik. Böyle. Bitti ama kabus değil mi? Afrika'da değilsin sonuçta. Kaçmışsın oradan. Kimse alıp satamaz seni artık burada. Ben efendilerin dünyasından başka dünya bilmiyorum. Bir kölenin azat olabilmesi için borcunu ödemesi gerekir. Bu borç bazen bir gün sürer. Bazen de bir öpür. Ama ne pahasına olursa olsun ödenmesi gerekir. Keşke öyle değil diyebilsem. Dünyanın neresinde olursan ol. Fark etmiyor. Efendilerin adı değişiyor sadece. Bazen eski bir borç. Bazen verilmiş bir söz. Bir zalime bağlıyor seni. Evin diye altında durduğum bu çatı hapishanen haline geliyor. Teslim olmaktan başka çaren kalmıyor. Hira, ben gitsem iyi olur artık. Ben gerçekten seni böyle... Sen yapacağın her şeyi yaptım.
Bu ülkeye geldiğimden beri ilk kez kendimi iyi hissettim. Teşekkür ederim her şey için. Nereye gideceksin peki? Hesabımız bitmedi daha. Ne hakla işime karışırsın ha? Ne hakla? Emri ben verdim. Unuttun galiba. Eğer bir hesap sorulacaksa muhatabına sorarız. Üçüncü kişilere değil. Bir daha sana emir veren kim olursa olsun İşime asla karışmayacaksın. Haddini asla aşmayacaksın. Yoksa burnunu öyle bir sürterim ki başına buyruk iş yapmak aklının ucundan bile geçmez. Sevdin mi Mira ablayı? Hı hı. Gelecek mi yine? Belki bir gün karşılaşırız yine. Erdo! Gitti mi misafiri? Kızım sen odana git, ben geleceğim birazdan. Hoş geldin. Kimi aldın lan eve? Barınak mı lan burası? Kendi halinde bir kızcağızı. Sokak ortasında fenalaşınca eve getirdim. Tanımadığın birini. Öylece evime soktun ha? Zor durumdaydı. Öylece bırakamadım onu. Yalan söyleme bana! Yalan söyleme! Neden yalan söyleyeyim? Diyorum ya, zor durumdaydı. Nereden tanıyorsun lan o kızı? Bağırma, nefes duyacak. Sus! Soruma cevap ver. Nereden tanıyorsun dedim sana. Nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Yemin ederim ilk kez gördüm. Bayılınca yardım etmek istedim. El alemin kızından sana ne lan? Sana ne? Bugün o kız, yarın kim bilir kimin elinden tutup getireceksin evime. Bu evin kapısı kimseye açılmayacak. Benim sözümden kimse çıkmayacak demedin mi? Benim iznim olmadan bu eve kimse girmeyecek lan. Anlaşıldı mı? Sen kimsin lan? Sen kimsin benim sözümden çıkıyorsun? Benden izin almadan soluk bile almayacaksın. Anlaşıldı mı? Anladın mı? Thank you.
Döndüm. Çünkü sana bir can borcum var. O borcu ödemeden hiçbir yere gitmiyorum.